Yorumlu Futbol'la bu hafta da sizlerleyiz. Futbolun, Türk futbolunun deha, duayen isimleriyle beraberiz. Türk futboluna damga vuran programdayız. Ve bugün önemli bir konuğumuz var, Türk futbolunun önemli isminde. Fikri Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hüseyin. Mustafa'cığım, Türk futbolunun sorunlarını konuşacağımızı duyduğum anda evden koşarak çıktım. Diye. Aynen. Koşarak gelmişsiniz. Peki, direkt konuya gidelim biz. Hocam, Türk futbolunun gerçek sorunları nedir? Şimdi Mustafa'cığım, öncelikle tesisleşme ve altyapıyla ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi tam ben de o konuyla ilgili konuşacağım. Bahadır, sorum sana Bahadır. Ama delikanlı gibi cevap vereceksin. Delikanlı gibi cevap vereceksin hocam, Bahadır. Tamam, delikanlı gibi, tamam hadi. Bahadır, evet. Bundan 3 hafta önce bir yemek masasında yanında federasyon başkanı varken bak, makarnaya ketçap sıktın mı Bahadır? Sıktın mı? Aa, bak sorun mu? Sorun mu? Hayda! Bunu mu koy? Hayda! Hayda! Hayda yok. Hayda hayda yok kardeşim. Sıktın mı sıkmadın mı cevap vereceksin. Ona bakarsan masada hardal da olabilir. Bak. He? Acı. Acı hardal. Acı hardal he. Doğru, sen şimdi bana diyeceksin doğru. Ki. Sen şimdi bana diyeceksin doğru. Ki futbolla hardalın ne alakası? Aa, hakikaten var ne alakası? Kardeşim ketçabın nasıl bak sorunlar var. Hocam ne alakası? Hardalın da var. Bak, bak, bak. Da var. Bir dakika dur şimdi bir dakika. Öyle bak, değil. Bir dakika. Bak beni dinle. Bak beyler. Şşş bir dakika bak. Hardal değil bak. Harddal. Doğru. Ayağı sert dal. Bak. Kir. Bak. Bak bu futbol. Bak. Bu futbol eşdeğer. Şimdi bak hocam. Fikri Hoca'nın ne kadar sert futbol sevdiğini hepimiz biliyoruz değil mi? Evet biliyorum. Hocam ya, biliyorum. Sen Bahadır'la beraber Türk futbolunu getirdiğin yerden övünüyor musun? Dinamit koydunuz altına be. Yazık be. Yazık be. Öyle bir şey var mı ya? Ne ya? Hocam ne oluyor ya? Niye tükürdün bana ya? Ne oluyor ya yok. Ne oluyor ya yok. Niye tükürdün yok. Böyle mal mal bakmak yok. Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi billahi kardeşim bu nasıl bir iş ya? Konuşacaksın ben burada halkın diliyim kardeşim. Halkın dili gerektiği zaman tükürür. Puh al. Aynen. Al bir daha tükürüm. Puh. Fikri Hocam. Ağzına sağ ol. Program biraz hararetli başladı. Hararetli başladı Mustafa. Adam lama gibi tükürüyor bana. Kardeşim sen hiç hayatında lama gördün mü ya? Ya lama nedir ya? Gördün mü sen lama? Hayır ben ne yaptım ben? Yani kötü bir şey yaptıysam özür dilerim ama ben ne yaptım biliyorum ki. Ne yaptım ben ya? Allah benim cezamı versin. Versin, ya. Versin. Ya senin cezanı veren vermiş zaten ya. Senin bu tipini milletin gözünün önünde gömerim ben ama çok çirkinsin, çirkinsin ya. Çirkinsin. Çirkinsin ya. Allah'ım ya Rabbim. Buruna bak, 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 bak. Buruna bak ya. Çirkin ya. Sen kendi burnuna bak. Ya bırak sen. Neyse kardeşim tamam. Ya bir dakika dur şimdi. Bir dakika dur. Ben artık bir sazı elime alayım. Bir dakika. Bakın. Sizi bu lafları söyleten size. Bu ketçapla, bu. Ketçapla, hardalla Fikri Hoca'yı ezen kişiler. Bakın burada açıklıyorum. Futbol baronlarıdır. Ah. Tabii. Bu futbol baronlarına sesi hangisi bu mu? Futbol baronlarına sesleniyorum. Bakın. Futbolun katili sizsiniz. Bitirdiniz futbolu. İki elimde yakanızda. Sizi yemin ediyorum lime lime ederim. Ben bunu söylüyorum. Ya baron ne demek kardeşim? Ya. Baron onu söyle. Baron ne demek? Söyle ya. Bilmiyor ki ya. Doğru. Bak 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 bir dakika bak. Doğru, bak doğru. Sen algı operasyonu yapma kardeşim. Futboldan hayda. Bahsedeceksin. Sen futboldan bahsedeceksin. Sen bana ortadan bahset. Sen ters çalımla ekmek almaya gönderdiğin futbolcudan bahsedeceksin bana. Bana Karadeniz pidesinden bahset aga. Of of of. Bak gerçi Fikri Hoca sen iyi bilirsin o pideleri. Tabii Fikri. Pideleri iyi bilirsin. Ben biliyorum. Ben bilirim. İyi bilirsin. Ya bu bilmez mi pideyi ya? Bak. Bak pide mal mal bakıyorsun. Silerim seni futboldan. Çirkinsin. Ya ben sana ne yaptım? Evine bomba mı koydum ya? Ya bir dakika, ya bir dakika dur şimdi. Fikri Hocam siz sakın muhatap olmayın. Bunlar baronlarla bir olmuşlar. Senle beni çökertmeye çalışıyorlar. Ben bunu gördüm. Ben bunu gördüm. Arkadaşlarım kulağıma fısıldıyor. Baronlar aramışlar şimdi. Aramışlar. Bahadır seni ve özellikle Fikri Hoca'yı gelip döveceklermiş. En çok da seni. Tevekkeli değil ya. Ya bir dakika dur doğru. Özellikle Fikri Hoca'yı dövmeleri lazım. Çünkü zaten bu cümleler Fikri Hoca'nın cümleleridir. Ben bunları burada tekrar evet. Doğru benim belgelerle konuş. Burada var. Ya bir dakika dur belge var burada. Ne zaman ya? Ben de
demedim ya. Ya Fikri hocam sen bana biraz evvel kulisteyken... Bahadır kardeşim, bu balonlar şöyle böyledir. İşte yok bunların amblemleri, simgeleri kargadır, baykuştur demedin mi? Dedim, ben mi dedim? Ya bırak şimdi. Beyler bir dakika, bir dakika, bir dakika. Beyler bir dakika. Beyler bir dakika. Şimdi herkesin kuşu kendine bak. Baykuş var, kuş. Leylek var, kuş. Bülbül var, kuş. Karga da var. Karga var, kuş. Şimdi herkes eğri oturup kuşun ona göre düzeltecek. Hocam, her kuşun eti yenmez. Bak. Doğru. Şimdi beyler bir dakika, lafı karıştırmayalım. Gelelim konumuza. Gelelim konumuza. Bahadır, o ketçap sıkıldı mı kardeşim? O ketçap sıkıldı mı? Konuş bak. Ben bildiklerimi anlatırsam Türk futbolu sarsılır. Kardeşim sen de sorsana bir şey. Konuş, konuş. Korkma, sor. Sor, sor ya. Sorsana, sıkmış mı? Sor. Sıktı mı kardeşim? Söylesene. Sıktın mı? Ha şöyle adam ol ya. Barıştık mı? Barıştık mı? Hemen şımarma basarım tokada. Şimdi bak, bir dakika, bir dakika. Ben bir şey söyleyeyim şimdi. Şu an burada Fikri Hoca, Fikri Hoca mangaldaki et gibi döndü. Orası, aynen. Orası bir gerçek. Yalnız Şevket Hocam size şunu söyleyeyim. O gece yaşananlar ben, federasyon başkanı ve o ketçap arasında kalacak. O sırdır. Sen adam olsaydın söylerdi. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım ya? Bak hocam bak. Milletin duygusuyla oynama. Milli duygularla oynama. Sen bize söyle. Ketçapçılardan mısın sen? Sen kimsin? Kimsin sen ya? Kimsin? Ulan am ne ketçapmış lan arkadaş anlamadım ki ya. Tamam ketçapçıyım lan. Ketçapçıyım evet. Nedir yani arkadaş ya? Nedir yani yok hocam, nedir yani yok Allah aşkına. Milleti aptal yerine koymayın kardeşim. Konuşacaksın burada. Bak ben Fikri ile ilgili konuşursam... Bu Fikri Hoca sokağa çıkamaz. Hayda! Ya orada bir dakika gerçekten dur. Şimdi bakın ben Fikri Hoca'yı burada kimseye yedirtmem. Kusura bakmayın. Fikri Hoca futbol deyasıdır. Bu adam futbol gurusudur. Durur. Sağ ol. Yani bu adamın Türk futboluna bayağı yararı olduğu kadar zararı da vardı. Doğru. Zararı da vardı. Dinamit koydu ya. Ya ne zararı mı gördünüz lan? Ne zararı mı gördünüz ben? Ulan mı? Vay be. Burada koskoca futbol duayenlerine seyircinin önünde ulan ha. Hocam size hiç yakıştıramadım ya. Hocam şurada yarım saattir saygımla oturuyorum, hiç yakıştıramadım size. Hayır özür dilerim hocam, özür dilerim. Arkadaşlarım kulağıma fısıldıyor. Arkadaşlar Aruno Kone Galatasaray'ın mı yapmış? Hayırlı olsun. O... Ne olmuş? Ben de çok sevdim. Gelsin o İbrahim gelsin İbrahim. Ben de çok İbrahim. Anlamadım. Anlamadığım için beni affettin. Küçücük rol oynuyorsun. Onu da abartıyorsun ya. Bak bu skecin ahengini bozdu. Özür dilerim. Ahenginizi bozdu. Ben özür dilerim. Evet. Şimdi gir kulağına gerçekleri söyle. O da düzgün sunsun kulağına söylenin. Evet. Bana ne dedilerse o hocam. Tabii tabii eminim. Evet İbrahim'in girişi. Tamam. Arkadaşlarım şu an kulağıma fısıldıyor. Bayağı fısıldıyorlar. Bayağı, tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Biliyoruz, biliyoruz. Bozma. Bozma. Aruno Kone Galatasaray'daymış. Kone bitmiş. O ne biçim isim lan öyle? Bak size ben bir şey söyleyeyim beyler. Müthiş bir oyuncu. Sana şöyle söyleyeyim hocam. Bizim Olcay Bayra. Onun daha hızlısı. Fikri Hoca iyi bilir. Eski topçusu onun. Abi. Ulan sanki adamla bir şey yaşadık. Gerçekten çok başarılı bir oyuncudur. Özellikle kanatlarda... Ha, kanat demişken hocam, kanat demişken. Şu tavuk lobisiyle ilgili bir şey anlatıyordu. Kanat deyince şimdi aklıma benim bu geldi. Doğru. Ulan, ulan iyice futbol gitti ya. Tabii. Bir dakika. Bakın çocuklar, çok net söylüyorum. Ağzımı açarsam... Türk futbolunda taşlar yerinden oynar. Allah Allah, hayda ya. Ya hoca sen de konuşmazsan artık adam değilsin. Ki ben senin ne kadar dürüst, ne kadar iyi niyetli... Bir dakika dur, ne kadar hemen delikanlı... Hemen geri vites. Bu geri vitesin ne kadar delikanlı bir adam olduğunu biliyorum. Bakın arkadaşlar, Şevket Hoca adamlığın
çıkış noktasıdır. Ben bayağı iyi tanırım çünkü. Doğru. Peki çocuklar. Doğru. Bir dakika beyler. Bunu siz istediniz. Ağır konuşacağım. Konuşacağım. Mustafa, ver alttan müziği. Ver alttan. Yer bir tavuk çiftliği. Hanımla çocukları aldım, pikniğe çıkacağım. Bir tavuk musallat oldu. Bizim çocuğun peşinden koşturuyor. Bak. Kiçi kiçi hareketler böyle. Gıcık kaptım bir acayip. Bak bak. O an notunu verdim. Dedim ki bizim ülkede deli tavuk var kardeşim. Var abi var. Deli tavuk hastalığı var. Hayda. Helal olsun. Şimdi ya. Ne hayda 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 yok kardeşim ya. Benim vakti zamanında her gün tavuk döner yediğimi herkes bilir. Bütün futbol camiası bilir. Benim içim rahat kardeşim. Şevket hocam. Senin bu ani çıkışlarının, senin bu ani patlamalarının ismini vermek istemediğim malum kulüp başkanının oğlunun açmış olduğu et dönercide yemiş olduğun öğle yemeklerin bir etkisi var mı yok mu? Var, bunu merak ediyorum. Sana yazıklar olsun. Bu iddiaları kanıtlamazsan namertsin. Provokatörsün. Sen de konuş. Sen de konuş bir şeyler sana. Sen de konuş. Allah Allah. Lan. Adam haklı. Şevket abi haklı. Sana yazıklar olsun. Bir dakika dur, bir dakika. Tükürün. Yazıklar olsun be. Bak hocam, sen bizim gözümüzde bittin. Bitti. Ben de bitti. Bizim tanıdıklarımız var. Seni dövdüreceğiz. Bunu sen istedin bak. Arıyorum, dur. Ulan tamam lan, tavukçum, tavukçu. Aa, tavukçum. Tavukçum. Ben bu programı terk ederim. Al buyur ya. Al buyur ya. Hoca gitti. Kür yaptığınızı görüyor musunuz ya? Evet. Damga vuran programda hocamız gitti. Stüdyoyu terk etti. Çocuklar çok pis yağmur yağıyor. Biraz bir yavaşlasın, ondan sonra terk edeceğim. Evet, hocamız geri döndü. Şimdi biz bir reklama gidiyoruz. Ya Mustafa, Mustafa bana bir su mu bir şey ayarlar. Benim suyum yok ya. Suyum ya. Yok. Tamam, ayarlayalım hocam, ayarlayalım hemen. Çocuklar oğlum, bunu bırakın da bu Messi ne yaptı geçen hafta ya? İnanılmazdı. Abi ne yaptı? Adamlar sistem futbol oynuyorlar ya. Aynen kesinlikle öyle. Ya, hocam lafını balla bölüyorum bak, yemin ediyorum bu dünya üzerinde Alman ekolünü de unutmamamız lazım. Yaşa hocam. Ya haklısın kardeşim, bizim temel sorunumuz o zaten ya. Biz altyapıdan oyuncu yetiştireceğiz, vereceğiz kulüplere. Aynen öyle. Yapamıyoruz. Aynen. Ulan siz futbolu biliyor musunuz? Niye konuşmuyordunuz lan? He? Reklam arasında niye konuşuyorsunuz? Niye delirttiniz lan beni? Hocam şimdi delirmekte haklı hakikaten. Ya bizde kolektif futbol yok çünkü. Yok, futbol endüstrileşemedi, olmadı, yapamadı. E hocam bunları konuşalım işte ya. Program başlayınca bunları konuşalım. Sen en son diyordun futbol endüstri değil mi? Aynen. Bundan bahsedelim lütfen yani. Kesinlikle hocam. Yayına dönelim biz şimdi. Evet tekrar yayına dönüyoruz. Ya bir dakika benim suyum nerede? Ya ne suyu? İsraf edilsin nedir yani ya? İçmiyorum, tamam içmiyorum. Doğru, içmiyorum. Doğru. Evet. Damga vuran programda yine beraberiz. Hocam, siz reklam arasında bir şey konuşmuştuk. Onları tekrar bir söyleyebilir misin? Stadımız, statlarımız neden dolmuyor? Neden futbola ilgi yok? Statlar boş. Bizim şimdi futbolun sorunları açık ortada. Hocam konuş, arkandayım. Stat köftecileri. Köfteleri çok pahalı satıyorlar. Millet almıyor, gelmiyor stada. Statlar boş. Oyuncu oynamıyor, top oynamıyor ondan sonra. Bunları halletmemiz lazım. Köfte lobisi bitirdi Türk futbolunu kardeşim. Bir dakika dur. Ağzım bağlıyorsun. Şimdi bir dakika dur. Şevket Hoca, şimdi onu bunu bırak da seri 1994. Bu yarımdaki zatı şahsın bunun. O yılda yaptığı şike olayına gelirsek onu konuşalım bence. Konuşalım, anlatsın. Anlat. Sen karaktersiz bir insan. Evet. Doğru konuşacaksın, karaktersizsin. Ben doğru konuşuyorum hocam ama öyle, öyle hayda mayda yok. Ben karaktersiz, sen karaktersizsin. Karaktersizsen de söyleyeceksin. Söylüyorum hocam. Nasıl hoca dönek? Dönek. Sen de karaktersizsin. Aynen. Sen döneksin. Bu dönek, bu karaktersiz. Karaktersiz. Durun lan. Döneksin. Ben. Ya bu ne ya? Reklamda konuştun, arada konuştuğunuzu canlı yayında da konuşunlar lütfen ya. Yok mu bir tane adam gibi adam bize futbolun güzelliklerini ben anlatacak kadar? Ya. Ya Allah aşkına şimdi bir Ahmet dursun. Ya evde. Lütfen. Evde izlerken duramadım. Mecburen gelmek zorunda kaldım. Abi ne yapıyorsunuz siz ya? Kardeşimiz oturduk futbol yorumluyoruz. Ne yapacağız? İşimiz bu. Abi futbol yorumluyorsunuz da beni de yoruyorsunuz. Olay belli. Normalde futbol çok eğlenceli bir oyundur.
Maksat şu topu kaleye sokmak. Ya orada bir dakika dur. Ahmet Dursun. Bir şeyi unutuyorsun. Bakın. Futbol hiçbir zaman sadece futbol değildir. Vay be. Vay be. Tavuk döner de değildir sonuçta. Bravo Ahmet. Bravo. Onu da haklı Ahmet haklı. Siz olayı bravo. Çok başka anlamışsınız. Gözünüzü seveyim. Zaten ortalık çok gergin. E ne yapacağız? Ne yapalım? Ne yapalım? Maç yapın. Maç mı? İsterseniz hep beraber halı saha maçı yapalım. Bak. Ha. Hem stres atarız hem de eliniriz. Olur. Vallahi Ahmet'im haklısın da ya şimdi bizim memlekette bağırmadın mı adam saymıyorlar. Biz de bir bağırırken bir limiti açtık herhalde. Doğrusu hadi gidelim iki top oynayalım ya atalım şu stresi. Hakikaten. Hadi hocam. Ben kapatıyorum o zaman yavaş yavaş. Evet. Futbola damgasını vuran program. Yorumlu futbolda bir haftanın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Sen niye kapatıyorsun kardeşim? Ben sunuyorum. Sen niye kapatıyorsun? Dünyayı anlamak belki zor bir mesele, ama hayat geçiyor şöyle böyle, her şeyden uzaklaşıp